Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugünkü videomuzda daha önceden toplamış olduğumuz setup'ımızı izleyenleriniz olabilir. İzlemediyseniz eğer geriye dönük videolarda ya da yukarı bırakacağım, sağ üst köşeye bırakacağım kartlardan izleyebilirsiniz. Sistem toplamıştık ve kasamız MSI'nin Mac4G M100R modeliydi. Kasa hem siyah olması sebebiyle hem de küçük olması sebebiyle hoşuma gitmiyordu. Yaklaşık bir senedir kullanıyorum. 13-14 aydır kullanıyordum. Onun da detaylı incelemeleri vesaire var kanalımızda. Yenilenmiş versiyonuyla Cooler Master'ın TD500 V2 Mesh White kasasıyla, beyaz kasasıyla güncelledim arkadaşlar. Ve kurulumunu yaptım. Kutu açılımı vesaire sizler videonun başında izlediniz onları. Hepsi burada üzerinden aldım. Yine açıklama kısmına link bırakırım. Kasım ayı indirimleri kapsamında. Aslında uzun zamandır takip ettiğim bir kasaydı. Ama yeni almak nasip oldu. Gerçekten boyut olarak MSI'ya göre çok büyük. MSI MATX bir kasaydı. Bu ATX bir kasa arkadaşlar. Boyut olarak gerçekten büyük. Hemen boyutları demişken ben size söyleyeyim. Şu şekilde ön tarafın genişliği 21 santim arkadaşlar. 210 milimetre. Önden arkaya ve yerden yüksekliği de 50 santim. 500 milimetre olarak görünüyor arkadaşlar. Yan tarafı kristal, temperli bir cam ve cam açılışı vesaire gerçekten güzel. Bunların hepsine değineceğim birazdan. Kasaya önce şu şekilde dışarıdan bakacak olursak detaylı bir şekilde. Ön tarafı komple mesh. Şu gördüğünüz kısım komple mesh ve burada da yeni bir Cooler Master'ın içi boş logosu. Versiyon 1'inde yani ilk versiyon TD500'de orada Cooler Master yazısı vardı içerisinde. Cooler Master'ı takip edenler, bilenler oradaki yazıyı hatırlayacaktır. Ön taraftan bahsederken poligonal final mesh ön panel diye geçiyor arkadaşlar panelimiz. Kasa 4 tane dahili 120 mm'lik ARGB fanlarla geliyor ve aynı zamanda kontrolcüsü de kasanın içerisinde geliyor arkadaşlar. Bunun bağlantısını anakartınızla yaparak yukarıdaki tuş üzerinden yönlendirebiliyorsunuz. Şu şekilde üst tarafa gelecek olursak arkadaşlar burada 2 adet USB 3.0 bağlantı yerimiz gözüküyor. Burada büyük bir yine Cooler Master logosu şeklinde açma kapama tuşumuz var. Hemen yanında tek bir jack girişimiz var. Mikrofon ve kulaklık için. Hemen yanındaki tuş ise aslında reset tuşu olarak geçiyor. Ama reset tuşu değil arkadaşlar bu. ARGB fanların yani gerekli bağlantısını yaparak ARGB fanların kontrolünü bu tuş üzerinden sağlıyorsunuz. Ve hemen yan tarafta da gördüğünüz gibi USB 3.2 Gen 2 Type-C girişini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde üst tarafında manyetik şöyle bir toz filtremiz var. Kolayca temizlenmesi için. Onun haricinde yan taraf kristal cam demiştik. Ve bu kristal camı yan tarafın açması bildiğim kadarıyla ilk versiyonunda farklıydı. Bunda da şu şekilde şurada sadece bir tane vida ile hiçbir alet gerektirmeden şöyle açıyoruz. Ve kolaylıkla hemen burada vidayı söktükten sonra şu çentikten kendimize doğru yani dışarı doğru çektiğiniz zaman şu şekilde açılıyor camımız ve bunu yukarı çekerek alabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde gayet basit bir sökümü var. Hem de camın düşmesine karşı, düşüp kırılmasına karşı bir güvenlik önlemi gibi. Aslında cam ilk şey yaptığınızda, vidayı söktüğünüzde direkt olarak düşmüyor. Ve tek vida yardımıyla rahatlıkla sökebiliyorsunuz arkadaşlar. İçi oldukça geniş. Dediğim gibi toplamda 7 tane fan takabiliyorsunuz. Maksimum 7 tane fan takabiliyorsunuz. Bu fanlar 120 mm olmak şartıyla. Ön tarafta 3x2 olarak şu şekilde dahili fanlar da görüyorsunuz. 120 mm'lik fanlar ya da 2 tane 140 mm'lik fan takabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda üst panele de 3 tane 120 ya da 2 tane 140 mm'lik fan takabiliyorsunuz ve ön ve üst tarafın radyatör desteği 360 milimetreye kadar sağlıyor arkadaşlar. Şu şekilde üst panele sıvı soğutma radyatörü taktığınız zaman maksimum kalınlığı şöyle anakarta yaklaşmaması için
maksimum kalınlığı 55 milimetre olması gerekiyor arkadaşlar. RGB denetleyicisi, kontrolcüsü var dedik. Bu kasanın diğer tarafında. Birazdan ben yan tarafı da göstereceğim sizlere. Üst panelimize gelecek olursak üst taraftan devam edelim. Burada manyetik bir toz filtresi var dedik ve en büyük olaylığı arkadaşlar üst panelin sökülebilir olması. Nasıl söküyoruz üst paneli? Sağda ve solda şöyle iki tane vidalarımız var. Bu vidaları bir tornavida yardımıyla sökerek üst paneli alabiliyorsunuz. Şu anda arka video plandaki videoda da söküm aşamasını görüyorsunuz zaten. Arka egzoz fan olarak ise sadece bir tane 120 mm'lik fan takabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten dahili olarak içerisinde geliyor. Normalde internet sitesinde Cooler Master'ın kendi resmi internet sitesinde 3 fanla geldiğini söylüyor. Ama Türkiye pazarında artı bir tane de egzoz fanla, yani toplamda 4 tane 120 mm'lik ARGB fanlarla geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen şöyle ben ekran kartını göstereyim. Ekran kartım MSI'ın RX 6750 XT modeli. 2 fanlı bir model. Çok küçük gözüküyor. Diğer kasamda bayağı büyük duruyordu. Kasanın boyutundan dolayı. Ekran kartından bahsetmişken arkadaşlar, kasamızın maksimum ekran kartı boyutu olarak desteklediği bu kısımdan ön tarafa kadar olan kısma 410 mm'ye kadar ekran kartında boyut olarak destekliyor. Ve işlemci soğutucusu, hava soğutucu olarak da 165 mm'ye kadar CPU soğutucusu destekliyor arkadaşlar. Kasamızın anakart desteğinde ITX, MATX, ATX ve bazı Extended ATX anakartları destekliyor arkadaşlar. Bunda bilginiz olsun. Ve ekran kartı olarak şu şekilde çoklu ekran kartı destekleyicisi toplam 7 tane alan görüyorsunuz arkadaşlar. Ve kasa herhangi bir şekilde kasanın içinden de gelmiyor yanında. Dik takabileceğiniz bir ekran kartı aparatı yok arkadaşlar. Yani kasa ekran dik olarak ekran kartı takmayı desteklemiyor. O yönden de bilginiz olsun. Hemen şuradaki boşluğa değineceğim arkadaşlar. Ön tarafa eğer bir radyatör takmak isterseniz hiçbir şekilde burada bir şey yapmadan direkt o boşluğa takarak radyatörünüzü rahatlıkla montajını sağlayabiliyorsunuz. O yönden de oldukça güzel bir detay. Hemen şu aşağı tarafa geldiğimizde ise PSU kapağı örtücü olarak geçiyor ve burada sanırım ilk modelinde bu kapak yoktu. Ve bu modelde yeni olarak gelmiş. Bu kapağı şu şekilde tırnak yardımıyla elinizle hiçbir şey yapmadan esnetme sayesinde söküp ve takabiliyorsunuz arkadaşlar. Tek bir hareketle. Bu da gerçekten güzel bir detay. Yani isteyen kapaklı bir şekilde, isteyen kapağı sökerek kullanabilir. Şimdi ise kasanın diğer taraf kapağını, arkasında neler var? Bize oradaki depolama alanlarıyla ilgili neler sunuyor? Onlara bakalım arkadaşlar. Kasanın bu tarafında ise metal bir kapağımız var ve bu kapak da iki vida yardımıyla buraya tutturuluyor arkadaşlar. Bu da yine gayet kolay bir sökümü. Şuradaki üstte ve altta iki tane vidalarımız var ve bunlar da tamamen el yardımıyla sökebileceğiniz rahatlıkla vidalar arkadaşlar. Bu şekilde boşa düşüyor. Buradan sökmenize gerek yok. Hemen kapağı şöyle geriye doğru çektiğinizde bu şekilde kapağı açabiliyorsunuz. Ve kasamızın arka tarafı bu şekilde arkadaşlar. Bahsetmiş olduğum RGB, ARGB de denetleyici kontrolcümüz de burada. Ve buraya da yine ekstradan bağlantılarını yaparak fan çoğaltabiliyorsunuz. Yani taktığınız fanların ARGB özellikli fanları buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bu şekilde burada oldukça geniş bir PSU kanalı var arkadaşlar. 24-25 santimetre kadar destekliyor. Benim PSU'm MSI'ın MAC A650BN 80 Plus bronz sertifikalı güç kaynağı. Modüler değil ama küçük de olduğu için zaten burada çok rahatlıkla bir kablolama alanı bulunuyor. Hemen şurada ben toplamıştım daha önce zaten. Şurayı göstereceğim size. Burada 2 adet bir hard disk yuvası var arkadaşlar. Bunun da yine aparatları çıkıyor. Plastik aparatları hard diskin etrafına takacağınız.
buradaki. İsterseniz bu yuvayı buradan alabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi bir tane vidası tutuyor. Bunu sökerek ileri geri yani sağa sola veyahut da komple istemiyorsanız komple de sökebiliyorsunuz. Burada daha geniş bir alan kalıyor sizlere. Onun haricinde burada SSD takabileceğiniz, 2,5'luk SSD takabileceğiniz yuvalar bulunuyor. 2 tane. Bunun da yine özel vidaları kasayla birlikte geliyor arkadaşlar. SSD'nize onların montajını yaparak buraya bir silikon yardımıyla yine bunların da parçaları hepsi içerisinden çıkıyor. O vidaları takarak buraya takabiliyorsunuz ve direkt anakartın arkasında kalıyor zaten. Depolama alanı olarak da bu şekilde. Burada da gördüğünüz gibi zaten oldukça güzel bir geniş bir kablolama alanı mevcut sizlere. Ben de bu şekilde olabildiğince toplu yapmaya çalıştım arkadaşlar. Yan tarafta bu şekildeydi ve tekrardan ön tarafa gelecek olursak hem RGB modlarıyla hem de ön paneldeki bu görmüş olduğunuz mesh alan tek elle kolaylıkla sökülebiliyor arkadaşlar. Herhangi bir bağlantısı vesaire vidası yok. Şurada alt taraftan hemen kasanın altından elinizi soktuğunuzda oradaki boşluktan kendinize doğru çekiyorsunuz ve üst tarafta şu şekilde gördüğünüz gibi kolaylıkla temizlenebilir bir mesh ızgaraya sahip arkadaşlar. Şurada da fanları daha rahat görebiliyorsunuz. Burada kablo bağlantıları vesaire hepsi gözüküyor arkadaşlar. Kasa ve bunu da takarken şu şekilde bastırıp altı da yine aynı şekilde bastırarak tek elinizle rahatlıkla söküp takabiliyorsunuz. Kasamızın iki tane renk seçeneği var arkadaşlar. Birisi beyaz, birisi de siyah modeli. Biz beyaz kasa seçtiğimiz için bunu arada söylemeyi unuttum. Şu şekilde gri çerçeveli bir cam geliyor. Yanında yani yanında takılı olan cam ve bu şekilde üzerinde desenler var. Bunu da atlamadan sizlere söyleyeyim. Ben setup'ımı komple beyaza yönelik kurduğum için ve beyaz daha güzel tabii zevkler ve renkler tartışılmaz. Beyaz benim için göze daha hoş geldiği için o yüzden daha ferah olduğu için beyazı tercih ettim. Kasayla ilgili anlatacaklarım bunlardı arkadaşlar. Ve size son olarak ARGB modlarını göstereceğim. Buradaki tuş yardımıyla modları seçebiliyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Işıkları tamamen kapatabiliyorsunuz. Tuşa bir yaklaşık 3 saniye kadar basılı tuttuğunuz zaman gördüğünüz gibi otomatik komple hemen kapanıyor bütün fanların ışıkları. Ve bir kere basmanız durumunda tekrardan ışıklar aktif oluyor arkadaşlar. Ve şimdi ben sizlere ışığı kapatayım. Kasamızın ARGB modlarını göstereyim arkadaşlar detaylı bir şekilde. Şimdi bu yukarıdaki tuştan bir kere bastığınızda böyle yanıp sönenle aslında bütün ışıklar gözüküyor, dönüyor hem de kısılıp açılıyor ve bu şekilde renk geçişleri şöyle ışığı yakarsam sanki daha rahat görünecek. Diğer türlü renkler çok belli olmuyor karanlıkta. Kamerada belli olmuyor aslında. Çıplak gözle baktığınızda gayet güzel renkleri var. Canlı bir renge sahip fanlar. Ve şu şekilde. Yine sırasıyla renk geçişleri. Yine döner şekilde sırayla renklerin geçişleri. Burada da yine gökkuşağı şeklinde böyle renkler geçiş yapıyor. Bastığım zaman tek renk kısılıp açılma modu. Yeşil renkte kısılıp açılma. Mavi de.
Tüm renklerde kısalıp açılma olayı var arkadaşlar. Ve bu da yine RGB modu. Tekrardan başa döndük. Bu şekilde modlara sahip arkadaşlar. Işıklandırma vesaire gerçekten güzel, göze hoş geliyor. Seven arkadaşlar için bence tercih edilebilecek bir kasa ve özellikle bir dönem gerçekten stoklarını bulmak çok zordu. İlk geldiği zamanlar, ilk çıktığı sürelerde. Aslında piyasaya 3000 lira civarında bir girişle başlamıştı. Daha sonra normal olarak kurdaki yükseliş vesaire diye geldiğinde şu anda 4000-4500 civarında bir fiyata sahip arkadaşlar. Yine linkten inceleyebilirsiniz fiyatlarını ve renklerini. Beyazını bulmak gerçekten sıkıntılı. Siyah çoğu yerde var ama beyaz kolay kolay stoğu bulunmuyor. Bulunduğu zaman da çok hızlı bir şekilde tükeniyor gerçekten. Evet, kasa ile ilgili anlatacaklarım bunlardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.